Evet arkadaşlar, bugün yeni misafirlerim var. İskoçya'dan, hi. Merhaba, merhaba. What's your name? Mark. Mark. Hi Mark. And this is my wife in here, Fiona. Fiona. Hello. Can I see your caravan? Jumper one? Jumper one. And this is Ola. Hey. Küçük köpekleri. Evet, burada. Here is. Oh, it's a very nice kitchen. Thank you. And bathroom. Normally we have pictures hanging up, but because we're about to go, we've taken them down. And refrigerator. Bir buzdolapları. Burada bir oturma odası. And bathroom. Bathroom. Can see? Gerçekten harika. It's amazing, really. Çok güzel. Sevgili Rich ve Emily de buradalar. Ve from Holland. Evet, Hollanda'dan da sevgili. What's your name? York. York and Lisa. Lisa. Welcome. This what do you have inside the camper van? Too much. Too much. This is rule one is don't bring too much. We brought too much. This is the fourth. Yes, for transit. For transit. Yes. We have a really big bed. Your big size bed. Yes. Check, the bed is very big. Evet, burada gerçekten büyük bir yatak odası, yatakları var. Kitchen. Yes, we have a refrigerator here. You have a refrigerator also. Nice asparagus. Ah, asparagus. Here's also, you know, the white asparagus. Yeah? Inside, yeah. And this is, here you have gas. Gas. And, you can fire. Cook one fire, water. Some water. Do you have hot water also? Only if we cook it on here. Yeah, on here. So. Not like rich. No. No, that's the only. We don't have the hot. And your boiler. Electric is from the panels. Yes, and you can see how much energy from it's your producing. Phone. Yeah, that's really nice. So here you can see. Like I see now, it's full. But it's still charging, but it is really full. Mm-hmm. It's got 100 watt now. Yeah. And it's a nice system. Nice. And here. It's too much stuff. Yeah. That's the problem. It's our garage. In the park, that's our garage. Yeah, of course. You need everything. In July, we go back home and a lot of things we're going to get out. And the back, we make the bicycle that the doors can open. Yeah. And then instead of moving the stuff, everything will be in the back or above. We learned a lot. Yeah. But you learn well. It's not easy life, but it's good. Evet, arkalarında bisikletleri. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Üst katın banyosunun seramiklerini döşemeye başladım. Şunlar var. Bu siyah, bir de mavisi var. Mavi olanı tam böyle duşakabinin içi kadar kalmıştı. Onu oraya yaptım. Dışında bununla yapacağım. Çok güzel olacak. Güzel, keyifli gidiyor. Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar, üst kattayım. Üst katın banyosunun seramiklerini. Şu mavi olan alan duşakabin alanı. Oranın o renkte vardı, onu yaptım. Ayırdım zaten. Böyle. Burası 2 metre genişlik, 2 metre yükseklik, 4 metre karelik bir banyo. Yani biraz daha belki büyük olabilir. Böyle. Çok dar, o yüzden çekim yapamıyorum hani yaparken işi. Ama zaten biliyorsunuz. Ben yapıyorum yani. Bakayım, deneyeceğim. Belki birkaç kare çekebilirim. Evet arkadaşlar. Banyomuzun fayansları bitti. Tavan boyası bitti. Şimdi şu duvarı ve bu duvarı boyayacağım. Bakalım ne renk olacak. Evet arkadaşlar, iç takım montajını yaptım. Şimdi klozeti montajını yapacağım. Boruları bağladım. Bunun iç bağlantı şeyini yaptım. Boru uzundu, onu kestim. Böylece duvara tam sıfır gelecek. Ondan sonra klozetten sonra duşakabinin montajını yapacağım ve banyomuz bitmiş olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oturdum banyoya, dayadım sırtımı, montajı bitiriyorum, az kaldı. Ben de ilk defa yapıyorum klozet montajını. Sıfır bir klozet. İç takımı, bütün parçaları, duvara montajı falan filan. Zor değil yani, öyle göründüğü kadar zor değil. Korkmaya gerek yok tabii ama yani biraz da anlamak lazım tabii böyle bir şeylerden. Bitti sayılır. Valla keyifli. Yani şu çok güzel. Kendiniz yapıyorsunuz. Kimseye muhtaç kalmadan. İşte usta geldi mi, gelmedi mi? Yanlış mı yaptı, hata mı yaptı? Sonra olmadı, gel bir daha. Yok, su kaçırıyor falan filan gibi dertler. Yok. Olsa da söker tekrar yaparsınız yani. Ki ben baştan kontrolünü yaptım. Montajını yaptıktan sonra su attım. Alttan baktım herhangi bir sızma falan var mı? Yok. Gayet güzel sıktım vidalarını. Zaten sızma gibi bir şey yok yani. Sızma iyi sıkılmadıysa olur. Contalarını doğru yerlere takmazsanız olur. Yani o yüzden korkulacak bir şey yok. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, üst katın banyosu artık bitiyor. Son duşakabinin montajını yapıyorum. Klozeti bitirdim, çok iyi oldu. Ondan sonra şimdi duşakabini de bitiriyorum. Thank you.
artık son sıkılaştırma işlemini yapacağım. Harika. Vallahi çok iyi oldu ya. Ya şu kabin için en az 500 lira işçilik isterler. Bir de köye adamla getiremezsin. Evet, şimdi evet, üst katta çalışıyorum. Üst katın zemininin derzlerini dolduracağım. Bu ağaçların aralarını buraları dolduruyorum. Temizliyorum içlerini önce. Sonra da dolgu yapacağım. Göstereceğim size. Evet arkadaşlar, derzleri şu malzemeyle dolduruyorum. Bu Sodal'ın beyaz Weiss Bianco diye bir marka ürün. Flexi bir şey bu. Yani işte banyo derzlerinde falan kullanılan, su geçirmez, esnek bir malzeme. Bu sosis deniyor buna. Şöyle bunu koparıyorsunuz. Şu tabancayla kullanabiliyorsunuz bunu. Bunu buradan koyup böyle kullanabiliyorsunuz. Yani şu klasik olan tüptekilerden değil. Bunlar biraz daha profesyonel kullanım. Daha çok var içinde. Öyle. Devam. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Artık yavaş yavaş üst katı bitiriyorum. Üst katın zeminini zımparalıyorum. Sonra da koruyucu verniğini atacağım ve bitiyor. Banyo bitti sayılır. Artık sona yaklaşıyorum. Vallahi zor. Gerçekten çok toz yapıyor. Kapı kapalı. Ya maskeyle çalışıyorum. Ama zor yani. Devam. Arkadaşlar, sonunda üst katın zımparasını bitirdim. Şimdi koruyucusunu atıyorum. Acayip güzel oluyor ya. İnanılmaz ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten bu renksiz, herhangi bir renk yok. Gerçekten harika.
Evet arkadaşlar, Fethiye'deyim. Bir Milonga gecesinde DJ'lik yapıyorum. Gerçekten özlemişim tam burada. Çok keyifli. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Ama gece güzel gidiyor. Tango ves. Herkesi tango yapmaya davet ediyorum. Evet arkadaşlar, Fethiye'de Trio Cafe'deyim. Bugün burada mum yapma atölyesi var. Ben de tatildeyim şu anda, hafta sonu tatili. Bütün etkinliklere katılıyorum. Buradan şimdi tenis maçına gideceğim, tenis oynayacağım. Sonra geleceğiz, plajda etkinlikler yapacağız. Harika. Trio Cafe'ye muhakkak gelin. Özellikle Fethiye'de yaşayanlar. Fethiye yazla, yaza gelecekler. Muhakkak gelin, harika bir yer. Evet arkadaşlar, bugün 23 Nisan. Ben de köyün okuluna geldim kutlamalara. Komşumun çocukları var, onların videolarını çektim. Hem de benim için de güzel bir anı oldu. Uzun zamandır gelmiyordum böyle bir okula. Gerçekten harika. Çektiğim videoları paylaşacağım. Çok keyifli. 23 Nisan kutlu olsun. Nisan. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Bugün 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan.